Merhaba arkadaşlar, İtiraf Vakti programına hoş geldiniz. Bugün sizlere upuzun bir hayat hikayesi anlatıyorum. Almanya'da yaşayan takipçimizden gelen bu hayat hikayesi, inanın belki de bir bu kadar daha vardı. Ama sağ olsun yazar arkadaşım elinden geldiğince hikayeyi basit bir hale getirerek dinlenebilir bir hale getirdi. Başından sonuna kadar olayların eksik olmadığı, belki de bir film gibi dinleyeceğiniz bir hayat hikayesiyle beraber olacağız. Ben Mehmet. Bana ulaşmak için 0506-397-93-95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Beni desteklemek, emeğimizin karşılığını vermek adına beğeni ve yorumlarınızı beklediğimi lütfen unutmayın. Merhaba Mehmet Bey, ismim Ayla. 33 yaşında bir kadınım. Size yaşadığım her şeyi anlatıp içimi dökmek istiyorum. Ancak neresinden başlayacağımı da inanın bilmiyorum. Benim için bazı şeyleri anlatması çok zor, çok da utanç verici. Allah biliyor ya, yaptığım çoğu şeyden çok pişmanım. Ve geriye dönüp baktığımda keşke yapmasaydım diyorum. Elimde değil maalesef. Yaşanan yaşandı ama insanın içinde büyük bir pişmanlık oturuyor. Çocukluğumdan itibaren yaşadığım şeyleri anlatırsam beni daha iyi anlarsınız belki. İtiraflarımın çoğu insanı rahatsız edecek ve beni yargılayacaklar biliyorum. Ama yaşananları maalesef ki geriye alamıyorum. Mehmet Bey, ben İzmir'in bir mahallesinde 3 çocuklu bir ailede dünyaya geldim. Benden büyük bir ablam var. İsmi Yeliz. Bir de benden küçük, yıllar sonra doğan kız kardeşim Sevgi var. Biz 3 kız kardeş hayatın belli dönemlerinde çok şey yaşamış insanlarız. Benim annem ve babam gerçek bir aile olmayı asla becerememiş, anne baba nedir bilmeyen iki insan. Sevgi veremediler. Biz sevgisiz büyüdük diyemiyorum. Bizim maddi manevi ihtiyaçlarımızı karşılayamadıkları gibi birinci çocuktan sonra ikiyi de üçü de düşünmeden yaptılar ve bizi başkalarının parasına da sevgisine de muhtaç ettiler. Doğup büyüdüğüm mahallede uzun zamandır kaldığımız için herkes birbirini tanırdı. Annem de babam da bu mahallede tanışıp evlenmişlerdi. Ama onların tanışıp evlenme hikayeleri de hiç normal değildi. Romantik bir şey değil. Aksine iki aileyi de birbirine düşüren bir hikayeleri var. Benim annemin anne ve babası çok muhafazakar, dini inançlarına düşkün insanlar. Annemi okutmak istemedikleri gibi annemin üzerinde sürekli bir baskı kurmuşlar ve annemi yaşı gelir gelmez evlendirmek istemişler. Annem güzel de bir kadın olduğundan dikkat çektiği için isteyeni de haliyle çok oluyormuş. Annem de ailesinin aksine gezmeyi, eğlenmeyi, gülmeyi seven bir kadın olduğu için ailesi ona yasaklar koyarmış. Dışarıya çıkıp gezmesini, özellikle de başı açık bir şekilde dolaşmasını istemezlermiş. Annem tesettürlü bir kadın değildi. Ailesi gibi dini inancı kuvvetli de değildi ve yüksek ihtimalle çok baskı gördüğü için soğumuş, uzaklaşmıştı. Anneannem ve dedem annemi sürekli zapt etmeye çalıştıkları için annem de bunalıp sıkılarak evden kaçarmış. Akşama kadar arkadaşlarıyla bir yerlere gider, akşamın karanlık saatlerinde eve girermiş. Dedem sesini çok çıkartabilen, yumruğunu masaya koyabilen bir adam olmadığından onun yerine anneannem sesini çıkartırmış. Yani anneannem otoriteyi sağlamaya çalışırmış ama pek de başarabildiği söylenemez. Ben de bizzat tanıyıp gördüğüm için böyle konuşabiliyorum. Anneannem çok dominant bir kadındı ve ne isterse o olacak derdi. Ağzından çıkan her laf olsun diye uğraşırdı. Gerekirse şiddete de başvurduğu oluyordu ki ben kaç kere annemi evire çevire dövdüğünü bilirim. Annemin iki erkek kardeşi daha olduğundan, evde bir huzursuzluk olduğunda veya yapmamaları gereken bir şey olduğunda anneannem onlara da aynısını uygularmış. İki dayımı da zorla Kur'an kurslarına gönderir ve ikisini de hafız yapmak istermiş. İkisi de bunu istemediği için biri işsiz kalıp sokaklarda serserilik yapmış, diğeri de annesinin dizinden ayrılamamış. Ama hafız çıkan oldu mu diye sorarsanız o da olmamış. Serseri olmayan en sonunda bir berberin yanında uzun süre berber çırağı olarak çalışmış. Annem evlenmeyi hiçbir zaman istemediği için erkeklerle gönül eğlendiriyormuş. Bunu gören mahalledeki insanlar da sürekli annemin dedikodusunu yapar, anneanneme laf yetiştirirmiş. Anneannem bir değil, iki değil sürekli annem hakkında dedikodu duyduğu için annemi kendi elleriyle evlendirmeye karar vermiş. Annemin o zamanlar konuştuğu biri varmış. O da babam. Babam o zamanlar askerliğini yeni yapıp gelmiş ama bir işi gücü yokmuş. Çok yakışıklı bir adam olduğundan dolayı annem babamı gönlünü kaptırmış. Bazen insanın ne kadar yakışıklı veya güzel olduğunun bir önemi olmuyor maalesef.
Düzgün bir insan olmadıktan sonra dünyanın en yakışıklı adamı bile olsa onunla mutlu olamıyorsun. Babam işsiz güçsüz dolanırmış ve ailesi de pek destek vermezmiş. Benim babam da bizim mahallede oturuyormuş ve geçim kaynakları sadece dedemin emekli maaşlarıymış. Yani dedem bile çok çalışmaz, arada bir iş bulursa girer çıkarmış. Kendi oğlunun arkasında durup ona örnek olacak, çalış oğlum, paranı kazan, kimseye muhtaç olma diyecek bir adam değilmiş yani. Annem babamla da evlilik hayali kurmadığı için rahatmış aslında. Gezip eğlenip evine gelirmiş, o kadar. Tabi aralarındaki samimiyet artınca bir gece babamın bir arkadaşının evinde beraber olmuşlar. Annem bu ilişkiden sonra çok daha rahat davranmaya başlamış. Sürekli beraber olmaya devam etmişler. Anneannemse annemi bir görücü bulduğunu, onu annemle nişanlayacağını söylemiş. Annem kıyametleri koparmış, evlenmek istemediğini haykırmış. Uzun lafın kısası, annemi zorla da olsa o adamla nişanlamışlar. O sıralar babam bunu duyduğunda çok öfkelenmiş. Annemin üzerine yürüyüp nasıl böyle bir şey yaparsın diye üzerine gitmiş. Annem babamı oyalayarak ben onunla evlenmem, seni seviyorum diyerek babamı kandırmaya, onunla beraber olmaya devam etmiş. Diğer taraftan da aynı zamanda kendi nişanlısını da kullanmış. Utanmadan, sıkılmadan nişanlısının kendisine aldığı hediyeleri, eşyaları vesaire kullanıp daha fazlasını alabilmek için onunla sık sık görüşmeye de devam etmiş. Nişanlısıyla da aralarındaki samimiyet ilerleyince onunla da beraber olmuş. Şimdi Mehmet Bey, burada sorun ne biliyor musunuz? Annem o sıralar hem babamla hem de nişanlısıyla beraber oluyormuş. Ve annem tam o vakitlerde hamile kalmış. Annem hamile kaldığını anladığında korkup bu işten nasıl sıyrılırım diye düşünüp şeytanca bir plan kurmuş. Sen bunları nereden biliyorsun derseniz, annem bana kendi ağzıyla anlatmıştı. Anneannemden de duyduklarımı birleştirince bu hikaye ortaya çıktı. Annem zaten evleneceği için çocuğun babasının kim olduğunu bilmediği için nişanlısına ben hamileyim demiş. Babama da söylemeden apar topar evlenmişler. Annemin evlendiğini babam öğrendiğinde resmen delirmiş. Üstüne bir de hamile olduğunu duyunca daha da delirmiş. Çünkü o sıralar benimle beraberdi. Çocuk benden olabilir diye düşünmüş. Annem evlenip barklanmasına rağmen rahat durmamış ve o sıralar babamla görüşmeye devam etmiş. Tabi bana söylenenler bu şekilde. Annem hem eşini hem babamı kullanarak hamileliğini neredeyse tamamlamış. Gizli gizli eşi evde değilken babamı eve aldığını gören bazı insanlar olunca bunun üzerine yaptığı her şey de ortaya çıkmış. Eşi annemi boşayıp babasının evine göndermiş. O dönemler annem doğurmak üzere olduğu için anneannem eve almak zorunda kalmış tabii ki. Çok sıkıntılar yaşanmış. Annemin ilk eşi de çocuğun kendisinden olmadığını düşündüğü için ortalık bayağı karışmış. Annem bu sefer de karnımdaki çocuk kocamdan değil diyerek benim babamdan olduğunu söyleyince anneannem babamın ailesinin kapısına dikilmiş. Namusumuzu temizleyin demiş. Babamın ailesi annemi gelin olarak almayı istememişler. Çok karışık Mehmet Bey. Size şunu söyleyebilirim ki hiçbir şekilde DNA testi yapılmadı ve ablamın gerçekten kimden olduğu hala daha belli değil. Bu konuyu biz yıllar sonra öğrendik ve ablam konuyu hiç duymamış gibi kapatmayı tercih etti. Eğer bir DNA testi yapılsaydı belki babası annemin ilk eşi de çıkabilirdi. Ben öyle bir şüphe olsa mutlaka gider testi yaptırır, gerçek babamla yaşardım. En azından böyle bir ailede yaşamazdım. Aslında benim bu karışık olayları anlatmamdaki sebep şu. Bu kadar karışık olayların olduğu, ahlaksızlıkların, yalanların dolaştığı bir ailenin içinde dünyaya gelmek benim seçimim değildi. Belki ileriki yaşlarda yaptığım yanlışlar ve yaşadıklarım benim seçimimdi. Evet, ama benim ailem bana doğruyu yanlışa anlatabilip öğretecek kadar da donanımlı değillerdi. Benim örnek aldığım aile de buydu işte. Keşke farklı bir aile yaşantım olsaydı ve keşke böyle olmasaydı. Ama insanın kaderinde ne varsa maalesef onları yaşıyor. Bu kadar karmaşadan sonra annem ve babam mecbur evlenmek zorunda kalmışlar. Çünkü ortada doğmak üzere olan bir çocuk varmış. Ablam dünyaya geldiğinde babam hala daha işsizmiş ve çok sıkıntı yaşamışlar. Bir şekilde aileler destek olup çocuğu büyütmüşler aslında. Annem sürekli babamın işsiz kalmasından, parası olmamasından yakınırmış. Babam sürekli bir işe girip çıkarmış, asla sabit kalamazmış. O şekilde geçinip giderlerken bu sefer annem bana hamile kaldığını öğrenmiş. Zaten bir çocuğa zor bakıyoruz, bunu doğurmayayım diyerek annem beni aldırmayı düşünmüş. Anneannem kesinlikle karşı çıkmış ve gerekirse ben bakarım. Çocuğu aldıramazsın diyerek anneme engel olmuş. O şekilde dünyaya gelmişim.
Ben kendim bildim bileli annem babam sürekli kavga eder. Hiçbir konuda anlaşamazlar ve sürekli birbirlerini eleştirirler. Annem babamın işsizliğinden, ilgisizliğinden şikayet ederken babam da annemin temizliğinden, yemeğinden şikayet ederdi. Annem gerçekten de yemek yapmayı falan becerebilen bir kadın değildi. Yaptığı yemekler ya tatsız ya tuzsuz olurdu. Pek de yenmezdi. Çok temiz de bir kadın sayılmazdı. Ama kendi bakımına çok özen gösterirdi. Özellikle babamla evlendikten sonra aile evinden çıktığı için daha rahatlamıştı ve kılığı, kıyafeti değişmişti. Açık, süslü, dekolteli kıyafetler giymeyi çok seviyordu ve doğrusu babam da hiç karışmıyordu. Ben 6 yaşlarındaydım ve sürekli annem makyaj yaparken kapıda durup onu seyrettiğimi hatırlıyorum. Gerçekten çok farklı bir güzelliği vardı annemin. Bembeyaz teni vardı. Balık etli bir kadındı. Uzun siyah saçları, yemyeşil gözleri vardı. Bakan dönüp bir daha bakardı. Babam da yakışıklı bir adamdı. Yani onları dışarıdan gören herkes çok yakıştırırdı. Biz üç kardeşte haliyle anne babamızın güzelliğini almıştık. Ablam Yeliz'le aramızda 2 yaş vardı sadece. Her dediği olsun isteyen bir kızdı ablam. Ona istemediği hiçbir şeyi yaptıramazdınız. Şımarıktı ve gerçekten kendini beğenmiş bir kızdı. İçimizde en güzeli kendisi olduğunu düşünüyordu. Sürekli kendini benimle mukayese ediyordu. Ben de aksine hep kendi halimdeydim. Onunla didişmeyi de, konuşmayı da sevmezdim. Aramızda samimi bir abla kardeş ilişkisi de yoktu doğrusu. Beni çok sevdiğini falan düşünmediğimden olsa gerek, bir derdim olduğunda yanına gidip "Abla benim bir derdim var, bana yardım et" bile demezdim. Onun bunu bir açık olarak göreceğini ve kullanacağını düşünürdüm. O kadar uzaktık birbirimizden. Biz biraz yaş aldığımızda annem işe girip çalışmak istediğini, artık eve sığamadığını söyledi. Babam da o sıralar işe girmiş çalışıyordu. Üstelik güzel de bir yerde çalışıyordu. Bir fabrikada makinelerin başında duruyordu. O zamanlar günlük maaş alıyordu ama patron onu sevdiği için iyi de para kazanıyordu. Annemin çalışmak istediğini duyduğunda ilk başta izin vermedi. Annem çok alımlı bir kadın olduğundan aşırı kıskanıyordu ve dışarıda göz koyarlar, biri asılır diye korkuyordu. Bir değil, iki değil annem sürekli aynı konuyu açıp babama çalışmak istediğini söylediği için babam da kabul etmek zorunda kaldı. Babam kendi patronuyla görüşerek o fabrikada anneme bir iş ayarladı. Artık işe de birlikte gidip gelmeye başlamışlardı. Aynı fabrikada farklı bölümlerde çalışıyorlardı ama isterlerse birbirlerini görebilirlerdi. Annem o zamana kadar hiç çalışmadığı için yapabileceği iş de genelde ayak işleriydi. İlk zamanlar getir götür işlerini yapmış, sonra da orada depo görevlisi olmuş. Neyse, tabii patron babamı da annemi de çok sevmiş. O dönemlerde hatırlıyorum da biz ailecek patronun ailesine misafirliğe giderdik. Başka zamanlarda da patronun ailesi bizim evimize geldi derken iki aile arasında farklı bir samimiyet doğmaya başlamıştı. Patronun da eşi, 2 çocuğu vardı. Bir gün babam iş dönüşü eve tek başına geldi. Yanında annem yoktu. O gün annemin mesaiye kaldığını, geç geleceğini söyledi. Biz ablamla yemek hazırlayıp masaya oturduğumuzda babam 1 saat sonra falan bir telefon aldı. Aldığı telefonla hızlıca kalkarak evden çıkması bir oldu. Biz ablamla ne olduğunu anlayamadık bile. Babam neredeyse 2 saat eve gelmedi. Meğerse fabrika çalışanlarından biri babamı aramış ve babama karım ve patronun depoya girdiğini, uzun süredir içeride olduklarını, kapıyı da kilitlediklerini söylemiş. Babam fabrikaya gittiğinde annemle patronu o depoda basmış. Babam kapıları kırıp içeri girmiş yani. Annem yarı çıplak bir şekilde adamın kucağında tam iş üstündeyken yakalamış onları. Babam delirip adamın üzerine çullanınca annem fırsattan istifade oradan hemen kaçmış. Korkudan da hiç eve gelmedi zaten. Annemizi biz uzun süre görmedik. Babam orada adamı dövüp hastanelik ettiğinde patron babamdan şikayetçi oldu ve babam hapse girdi. Neredeyse 3 ay boyunca annemiz babamız olmadan anneanne ve dedemizle yaşadık. O 3 ay bizim için zulüm gibiydi. Çünkü hiçbir düzenimiz falan kalmadı. Ben size söyledim ya, anneannem çok muhafazakar bir kadındı ve baskıcıydı. Kızının böyle bir ahlaksızlık yaptığını öğrendiğinde bizim de 2 kız çocuğu olarak ona benzeyeceğimizi düşünerek çok üzerimize geldi. Bizi okula göndermek istemiyordu ama neyse ki dedem ondan daha insaflıydı. Bizi okula göndermesi için dedem ikna etti. Bizi okula gönderiyordu ama bağrımıza kadar önlüğü iliklerdi. Eve geldiğimizde hemen başımıza bir eşarp takar, bize sürekli kapanmanın öneminden bahsederdi. Biz çocuk halimizde çok da bir şey anlamazdık. Ama bunu pek tatlı dille de anlatmadığından hoşumuza gitmezdi.
Karşı gelip onu sinirlendirmek de istemezdik. Çünkü şiddete meyilli bir kadındı. Ne yapacağı hiç belli olmazdı. Babam 3 ay hapiste kaldıktan sonra tali oldu. Bir süre bizi görmek istemediği için biz anneannemizle kalmaya devam ettik. Bizi görmeye geldiğinde babamızın paçalarına yapışıp bizi alması için yalvardığımızı hatırlıyorum. O kadar da kötü hissediyorduk yani. Tabi babam bizi almadı. Anneanneme bizim yanımızda "Bu kızın nerede? Onu bulduğumda öldüreceğim" falan diyordu. Aradan neredeyse bir sene geçti. Ben 8 yaşlarındaydım. Annem anneannemi aradı, eve geleceğini, bizi göreceğini söyledi. Anneannem uzun zaman sonra ilk defa annemin sesini duyduğu için yelkenleri suya indirdi. Yani muhtemelen öldüğünü falan bile düşünmüştür. Annem eve geldiğinde biz annemize gidip sarılmadık bile. O kadar yabancı bir insana benziyordu ki zaten kendisi de çok mesafeliydi. Üstünde uzun, siyah bir kaban vardı. İçindeki elbiseyi kapatmaya çalışıyordu. Muhtemelen içindeki kısa, mini dekolteli bir elbiseydi. Saçları yapılmış, bukleleri vardı. Yüzünde bir ton makyaj vardı. Ve dudakları kıpkırmızıydı. Annem orada anneanneme bir zarf dolusu para uzatıp çocukların ihtiyaçlarını alırsın dedi. Biz orada ablamla birbirimize baktık. Annem o kadar parayı nereden buldu diye şaşırmıştık. Hatta sadece biz değil, anneannem de çok şaşırdı. Parayı nereden bulduğunu sordu. Annem hiç cevap vermedi. Geçiştirmeye çalışınca anneannem bizi salondan gönderdi. Biz ablamla meraklı olduğumuz için kapıdan dinlemeye başladık. Annem bir pavyonda çalışmaya başladığını, hayat kadını olduğunu, bir süredir de orada kaldığını söyledi. Anneannem tabii ki orada fenalık geçirdi. Annem pavyona düşmemek için çok uğraştığını, babamın korkusundan sokaklarda bile kaldığını anlattı. Neyse, anneannem annemi evden gönderdi. Annemi 5 ay kadar bir daha görmedik. Sonrasında ne anne ne baba var. Biz öylece kala kaldık. Anneannem artık yaşlandığı için bize bakamadığını, yemeğimize, suyumuza yetişemediğini, kafasının ses kaldırmadığını söyleyerek bizi babamızın yanına göndermek istedi. Babamı çağırıp biraz da senin anan baksın dedi ve bizi babamıza verdi. Babam bizi alıp evine götürdü ama evin halini görmeniz lazımdı. İçler acısıydı. Babam erkek haliyle hiçbir iş beceremediği için ev pislik içindeydi. Biz ablamla bir şekilde elimizden geldiğince evi toparlayıp temizlemeye çalıştık. Okula gideceğiz ama temiz kıyafetimiz bile yok. Kıyafetlerimizi elimizle yıkayıp o şekilde kurutuyorduk. Babam da durumların farkındaydı. Bu şekilde olmayacağını biliyordu. Yani doğrusu şu ki bir başka kadınla da evlenmiyordu. Bir gün anneannemin kapısını çalıp "Kızının yerini biliyorsan söyle. Ben onu her şekilde kabul ederim. Evine dönsün, çocuklarının başında dursun" dedi. Anneannem de bilmediğini söyledi. Halbuki biliyordu. Aradan bir ay geçti, babamın telefonu çaldı. Arayan annemdi. Annem bir adres verdi, babamın kendisine almasını söyledi. Babam gece yarısına doğru eve geldiğinde yanında annem vardı. Ama annemin yüzünü görmeliydiniz. Yüzü gözü mosmor bir halde, elbiseleri yırtık, kolu bacağı da simsiyah olmuş. Biz orada annemizin dövüldüğünü anladık. Ama bunu babamız yaptı zannettik. Hatta ablam babama "Annemi neden dövdün?" diye sorunca babam "Ben dövmedim" dedi. Sonradan onu da öğrendik. Annem bir adamla gönül eğlendireceği sırada adamın psikopat çıkabileceğini hiç düşünmemiş. Adam içtikten sonra hızını alamayarak annemi öldüresiye dövmeye başlamış. Annem kendini koruyamamış. En sonunda da zaten babamı aramış. Annem eve geldikten sonra bizim yüzümüz biraz daha gülmeye başladı. Babam her şeyi geride bırakmaya hazırdı aslında. Yani annemi sevdiğini biliyorduk ama bu nasıl sevgiydi onu anlamıyorduk. Onsuz olamıyordu ama onunla da yapamıyordu adam. Saplantılı bir durum vardı aralarında. Biz yıllar sonra tekrar birlikte yaşamaya başladık. Kavgalı, dövüşlü de olsa hayatımızı yaşamaya devam ettik. Ablam liseye yeni başladığında ben de 7. sınıftaydım. Ablamın az çok arkadaşlarını veya arkadaşlarıyla neler yaptığını görebiliyordum. Ablam çok garip bir kızdı Mehmet Bey. Erkek arkadaşları olurdu, onlarla buluşurdu. Buluşacağı zamanlar beni de yanında götürürdü. Ben bir kenarda onları beklerdim. Onlara cilve yapar, şakalaşırdı. Annemden babamdan gizli arkadaşlarıyla birlikte sigara içerdi. Dersleriyle neredeyse hiç ilgisi yoktu. Ben de aksine derslerimde çok iyiydim, çok çalışıyordum. Onun gibi arkadaş çevremde olmazdı. Ben liseye geçtiğimde ablamın okulunda okumaya başladım. Ablam da hemen hemen son sınıftı sanırım. Aynı okulda farklı sınıfta okuyan bir çocukla sevgiliydi. Serkan çok yakışıklı bir çocuktu.
ve diğer erkeklerden daha çok göze çarpıyordu. Liseye başladığımda ablam beni Serkan'la tanıştırdı ve Serkan'a onun kardeşi olduğumu söyledi. Serkan orada bana, "Siz aile boyu çok güzelsiniz maşallah," dedi. Bir abi gibi yaklaşarak beni öyle gördüğünü biliyordum. Çünkü bana kardeşim diye hitap ediyordu. Ablamı çok sevdiğini, ona nasıl yaklaştığını görebiliyordum. Çok tatlı dilli biriydi ve ablamın onu hak ettiğini asla düşünmüyordum. Ablam iyi bir insan değildi çünkü. Sınıfta olsun veya sınıf dışında olsun sürekli kızları zorbalar, onlarla alay ederdi. Kendisi güzel bir kız olduğu için diğerlerini ezmeye çalışırdı. Sivilceli bir kız gördüğünde bile dalga geçer, "Sana bu tiple kimse bakmaz," derdi. Sürekli öğretmenlerle tartışır dururdu. Tartışması terbiyesizlik derecesinde olduğundan çoğu kez uyarı alıp disipline gönderilmişti. Annem ve babam onunla başa çıkamadığından artık kendi haline bırakmışlardı. Ablam sadece diğer kızlarla değil benimle de alay ediyordu. Özellikle erkek arkadaşı Serkan'ın yanında, "Bu daha büyüyemedi abisi, süt çocuğu bu, sigara bile içemez," diyordu. Serkan gülüyor, "Alay etme kızla," diyordu. Çoğunlukla dışarıda buluşurlardı ve ne yaptılarsa odada bana anlatırdı. Serkan burama dokundu, buramı öptü, bunu yaptı, şunu yaptı diye anlatıp duruyordu. Buna da bir türlü anlam veremezdim. Bana günahını bile vermez, hiçbir şeyini anlatmazdı. Ama konu Serkan'a gelince sürekli bir şey anlatırdı. Okulda Serkan'a denk geldikçe benimle sohbet ederdi. O kadar sıcakkanlı bir insandı ki ben de sürekli onunla sohbet etmek istiyordum. Ona karşı bir şeyler hissetmeye başladığımı fark ettiğimde işler çok değişti. O kadar sıcak, o kadar iyi olması, bana karşı çok nazik davranması hoşuma gidiyordu. Ama ablam ne zaman bizi konuşurken görse yanımıza gelip konuşmamızı böler, Serkan'ı bir bahaneyle yanımdan götürürdü. Telefonda sabahtan akşama kadar Serkan'la konuşur, sürekli Serkan'ı darlardı. Hediyeler almasını isterdi. Ben lisede birinci sınıf bitene kadar hiç sevgili yapmadım. Ama ikinci sınıfa geçtiğimde kendime daha çok vakit ayırmaya, bakmaya başladım. Bana göre, hatta diğer arkadaşlarıma göre ablamdan çok daha güzeldim. Güzel bir fiziğim, alımlı bir yüzüm vardı. Birçok erkek benimle sevgili olmak istiyordu. Ben içten içe Serkan'dan hoşlandığım için kimseye yanaşmıyordum. Ama bunu kırmayı istedim. Serkan'la hiçbir zaman beraber olamayacağımızı bildiğim için ben de diğer erkeklere şans vermek istedim. Okulumuzda Serkan'ın sınıfında son sınıfta okuyan bir çocuk vardı. Benimle sevgili olmayı çok istiyordu. Onun teklifini kabul ettiğimde Serkan bana çok kızdı. Onun pek tekin olmadığını, içki bile içtiğini söyledi. Ben onun ilgisini görünce sevgili olmaya devam ettim. Sevgilim Onur gerçekten pek tekin bir adam değildi. Bir sene sınıfta kalmış, derslere önem vermeyen bir insandı. Sigarası, içkisi vardı. Şimdi nasıl bilmiyorum ama o zamanlar okulun etrafında tekinsiz çok insan olurdu. Ve birçoğu uyuşturucu kullanır, hatta lise öğrencilerine satardı. Onur'un uyuşturucu kullandığını, hatta sattığını çok sonradan öğrendim. Bir sene sevgili olduk ve araya yaz tatili girdi. O yaz tatiline kadar aslında bir problem yoktu. Biz İzmir gibi yerde rahat giyinen kızlardık. Yani ablam da ben de kıyafetlerimize çok dikkat etmezdik. Çünkü anne babamız karışmazdı. İstediğimiz kıyafetleri özgürce giyiyorduk. Ama Onur açık kıyafetler giymemi hiç istemiyordu. Onun ailesi biraz daha kapalı olduğundan Onur da öyle büyümüştü. Böyle şeyleri hiç sevmezdi. Kavgalı, ayrılmalı, barışmalı bir ilişkimiz vardı. Bu sırada o sene Serkan ve ablam liseden mezun olmuşlardı. Nişanlanmayı düşünüyorlardı. Bunu duyduğumda çok üzüldüm. Çünkü ciddi olabilecekleri aklıma hiçbir zaman gelmemişti. Yazın sonuna doğru Serkan ve ablamın nişanı oldu. Ben de liseye gitmeye devam ettim. Onur'la ilişkimiz kötüydü. Çünkü sürekli onun arkasını toplamaya çalışıyordum. Yanlış yaptığında veya beni üzdüğünde hemen pişman oluyor, ağlamaya başlıyordu. Ben de her seferinde üzülüp affediyordum. Özellikle kılık kıyafetle ilgili sorun olduğunda ağzına küfür bile aldığı oluyordu. Tabii ben yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu, öyle bir adamla beraber olmamam gerektiğini çok sonradan anlayacaktım. Onur'la ne öpüşmüş ne daha ilerisinde bir şey yaşamamıştım. Ama onun benden beklentileri vardı. Benim öyle şeylerse hiç içimden gelmiyordu. Bir gün beni zorla öpmek istediğinde ittirdim ve izin vermedim. Bana o kadar kızdı ki, "Senin hayatında başka adam mı var? Neden bana izin vermiyorsun? Sanki gel altıma yat diyorum," dedi. Yani sonuçta liseye gidiyordum ve istemiyordum.
Orada da çok kavgamız oldu. Onur'u sevdiğimi düşünüyordum. Bu yüzden zaten onunla birlikteydim. İlişkimizin ikinci senesi dolacağı zaman Onur bir arkadaşının evinde bana bir sürpriz yapmak istedi. Orada baş başa ikinci senemizi kutlayacaktık. Ben arkadaşının evine gittim. Ama keşke gitmeseydim. Hayatımın hatasını yaptım giderek. Onur'un uyuşturucu kullandığını falan da o zaman öğrendim zaten. Biz her zamanki gibi buluşup konuşmaya başladık, hediyelerimizi verdik. Onur da ilerleyen saatlerde beni öpmek istediğini söyledi. Ben yine izin vermedim. Hiçbir tepki vermedi. Benim orada kuşkulanmam gerekiyordu. Bir şeyler içmeye başladığımızda benim başım dönmeye başladı. Sersem gibi oldum. Onur'a çok uykum geldiğini, eve gitmek istediğimi söyledim. O da bana burada uyuyabilirsin diyerek koltuğu gösterdi. Ama ayakta zor duruyordum. Yok gideyim diye ayağa kalktığımda geri yerime oturmuştum. Hiç baygınlık geçirmedim. Her şeyi çok net hatırlıyorum. Sadece elim kolum kalkmıyordu. Şuursuz gibi bakınıyordum. Onur'un beni kendine çekip dudaklarımı öpmeye çalıştığını, elini tişörtümün altına sokup göğüslerimi ellediğini falan her şeyi hatırlıyordum. Beni taciz etmeye başladığında ben gitmek için çok uğraştım. Yapmamasını söylediğimi hatırlıyorum. O bana seni çok istiyorum, dayanamıyorum falan diyordu. Bir ara beni bıraktı, elindeki yuvarlak bir hapı ağzına attı. Aradan çok geçmedi. Tamamen gözü döndü, üzerime çıktı. Kıyafetlerimi çıkarmaya çalıştı. Çıkaramadığı için bir yandan küfrediyordu. Ben yapabildiğim kadar elimi kolumu kaldırıp elini ittirdiğimde sinirleniyordu. Zaten o anlık bir sinirle gelip suratıma tokat attı. Yani karşısında çırılçıplak kalmıştım. Tam tecavüz edeceği zaman tırnaklarımı yüzüne geçirdim. Büyük bir çizik attım. O an acı çektiğini fark ettim. Oturup bir anda ağlamaya başladığında zar zor üstümü giyindim, kendimi evden dışarıya attım. O kadar kendimde değildim ki bana bir şeyler verdiğinden çok emindim. Çok affedersiniz, kendimi zorla kusturup bir köşede en az yarım saat oturduktan sonra biraz kendime geldim. Bir bakkala girdim, su aldım ve hemen eve gittim. Eve gittiğimde yaşadığım şokla kaç saat ağladım, inanın bilmiyorum. O şeyi yaşamadım. Ama yaşamanın sınırından dönmüştüm. Ablam o sırada odadaydı. Beni görünce kalkıp ne oldu diye yanıma geldi. Ablama Onur benimle birlikte olmaya çalıştı. Beni taciz etti dedim. Ablam ne dedi biliyor musunuz? Güler bir vaziyette, çocuğa iki senedir naz yaparsan öyle olur. Ufak bir öpücük verseydin dedi. Sonra da arkasını döndü uyudu. Yaşadığım o şokun üzerine bunu duymak beni daha da kötü hissettirmişti. O zamandan sonra bir daha Onur'la görüşmedim. Zaten o da Serkan'la birlikte mezun olmuş, işsiz bir şekilde dolaşıyordu. Başıma bir şey gelir düşüncesiyle okula bile gidip gelmiyordum. Son zamanlarda dersleri de iyice boşladım. O sene annemin tekrardan hamile olduğunu öğrendik. Bu hamileliğe ne ben ne de ablam sevinemedik. Çünkü gelecek olan bebeğin de bu anne babayla ziyan olacağının ikimiz de farkındaydık. Ama kardeşimin doğumuyla düşüncem değişti. Çünkü öyle saf, öyle masum görünüyordu ki bir gülümsemesi vardı, anlatamam. Bir yanağında çıkan gamzesini gördüğümde ablama giderek "Bu gamze kaybolmaz değil mi?" diye sormuştum. Ablam da bana çok gülmüştü. "Kaybolur mu kızım, manyak mısın?" demişti. Neyse, ailemize yeni bir üye daha katıldı. Ama annem ve babamın arasındaki gerginlikler her zamanki gibi devam ediyordu. Özellikle annem Loğusa döneminde çok sıkıntılar çekti. Loğusa depresyonu denilen bir hastalığa yakalandı ve kendini herkesten soyutladı. Bir dönem çocuğu emzirmeyi bile kabul etmedi. Ama zar zor onu ikna etmeye çalıştık. Zaten kardeşime ben veya ablam bakıyorduk. Ablamın da birkaç aya düğünü olacaktı. Serkan askerliğini yaptıktan sonra düğünü yapmayı istemişlerdi. Ben Serkan'ı gördükçe hala daha içimde bir şeyler hissediyordum ve bundan açıkçası da rahatsız oluyordum. Neticede o benim ablamın eşi olacaktı. Yanlış bir şey olduğunu biliyordum ama içimdeki şeyi de engelleyemiyordum. Düğüne bir ay kala bir arkadaşımın vasıtasıyla bir adamla tanıştım. Tanıştığım güne lanet olsun çünkü başıma gelmeyen kalmadı. Benden yaşça çok büyük bir adamdı, beni sevdiğini söylüyordu. İsmi de Halil'di. Keşke şu ismi bir unutabilsem gerçekten. Halil beni tanıdıktan sonra sürekli peşimde dolanmaya başladı. Ben o dönem o kadar boşluktaydım ki her yanlışı yapabilirdim. Bir kere derslerimden çok uzaktım, devamsızlığım çok fazlaydı. Serkan'ı düşünmek istemediğim için ve aynı zamanda yalnız kalmak da istemediğim için biriyle birlikte olmaya karar verdim. Halil de çok garip bir şekilde bana çok ilgi gösteriyordu. Bana çiçekler, hediyeler alıp aklıma giriyordu. O sıralar evde de bir kaos hali vardı. Annem ayrı, babam ayrı, ablam ayrı üzerime geliyordu. Ben de bir anlık cahillikle
evden kaçmaya karar verdim. Evden kaçıp Halil'in yanına gittim. O sıralar ablamın düğününe çok az kalmıştı. Halil'le neredeyse 2 hafta aynı evin içinde yaşadık. Bana imam nikah kıydı. Resmi nikahda kıyacağını ama biraz zaman geçmesini, hatta beni alemden isteyeceğini söyledi. Ben Halil'e aşık falan değildim ama Serkan'ı sevdiğim için ondan bir an önce kurtulabilirim diye düşünüyordum herhalde. Halil'in de her sözüne kanıyordum. Bir gün Halil işe gittiğinde evde tek kaldım. Akşama doğru kapı çaldı ve aynı binada oturan bir komşu geldi. Beni görünce "Sen kimsin? Gülsüm nerede? Onu görecektim." dedi. Ben de "Gülsüm kim?" diye sordum. "Gülsüm kim, tanımıyor musun?" falan derken o esnada Halil geldi. Komşuya bir şeyler söyledi, gönderdi. Ben de şüphelenip Halil'e Gülsüm'ün kim olduğunu sordum. Bana Gülsüm'ün kız kardeşi olduğunu ama uzun zamandır konuşmadıklarını, bir süre aynı evde kaldıklarını söyledi. "Neyse, tamam." dedim. Bir hafta geçti geçmedi, bu sefer kapı yine çaldı. Gelen Halil'in karısı Gülsüm'dü. Üstelik yanında 2 tane de küçük çocuğu vardı. Ben tabii neye uğradığımı şaşırdım. Kadınsa daha çok şaşırdı. Eve hışımla girip "Demek komşum doğru söylüyordu. O sen misin?" dedi. Üzerime saldırdı. Hiç unutamıyorum o anı. Çocuklar korkudan ağlamaya başlamışlardı. Ben kendimi savunmaya, korumaya çalıştım ama kadın delirmiş gibiydi. Beni dövüp evden attı bildiğiniz. Ben hemen Halil'i aradım, eve gelmesini söyledim. Evin dışında bir yerde bekliyordum. Kadının sesi dışarıya kadar geliyordu. Çünkü içeride sinir krizleri geçiriyordu. Halil geldiğinde bana açıklama yapmaya çalışsa da ben hiç dinlemedim. "Eşyalarımı getir, ben gidiyorum." desem de Halil beni ikna etmeye çalıştı. "Ve gel evde konuşalım" falan dedi. Eve girdikten sonra kadını, çocukları odaya gönderen Halil, "Ben karımla sadece resmiyetle evliyim. Onunla karı koca ilişkimiz yok. Zaten burada da yaşamıyor." dedi. Ben Halil'e inanmak istiyordum ama içeride karım var. Bu şekilde olmaz, kalamam burada dediğim anda Halil ayaklandı ve kadınla çocukları evden dışarıya attı. "Memlekete mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız gidin. Bir daha gözüme gözükmeyin." dedi. Kadın ağlaya ağlaya oradan gitti. Bense hiçbir şey demediğim için, Halil'in yanında kaldığım için kendimi suçluyordum ve büyük bir vicdan azabı duyuyordum. Bu arada biri ihbar etse Halil içeriye bile girerdi. Çünkü ben daha reşit bile değildim. Biraz daha zaman geçtikten sonra mide bulantılarım, halsizliklerim başladı. Kısa zamanda hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Hamile olduğumu acı da olsa öğrendim. Hamile olduğumu öğrendikten sonra hemen Halil'e söyledim. Ama hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Çünkü Halil asla çocuk istemediğini, çocuğu bir şekilde aldıracağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Çocuğu aldırmayacağımı söylediğimde aramızda kavgalar çıkmaya başladı. Bana şiddet göstermeye de başlayınca ben artık dayanamayıp evden gitmek istedim. "Bu sefer bana evden gidemezsin, beni terk edemezsin. Senin yüzünden karımı yolladım." demeye başladı. Benim karısının gitmesinde ne suçum vardı ki? Ben evli olduğunu bile bilmiyordum. Böyle söyleyince daha da sinirlenmiş, hamile halimle beni dövmeye başlamıştı. Sonra da işe gideceği zamanlarda kapıları kilitlemeye, bana hapis hayatı yaşatmaya başladı. Bir gün eve içerek geldiğini gördüm. O gün hayatımın en kötü günüydü. Çünkü o gün beni öyle bir dövdü ki karnıma tekmeler attı. "Bu bebek ölecek" diyerek sürekli vurdu ve en sonunda bebeğimi karnımda öldürdü. Çok kanamam vardı, ağrıdan duramıyordum. Halil beni o şekilde bırakıp çıktığında zar zor ayağa kalkıp kendimi evden attım. Benim halimi komşular gördükten sonra beni hemen hastaneye götürmüşlerdi. Bebeğimin karnımda öldüğünü, az daha benim de öleceğimi söylediklerinde kendime gelemedim. Bunu kabullenemedim. Reşit olmadığım için araya polisler girdi, babam arandı. O gün hastaneye ablamla babam geldi. Babam bana hiçbir şey söylemedi. Beni gördüğünde aksine çok üzüldüğünü gördüm. Çünkü yüzüm gözüm mosmordu. Polislerle konuşup durumu öğrenmeye çalıştı. Ablamsa bana bakarak "Gerizekalı mısın kızım sen? Kaçtın gittin, bizi de peşinde koşturdun." dedi. Ablam ve Serkan'ın evlenmediğini de o gece öğrendim. Nedeni de o kadar garipti ki ablamın Serkan'ı aldattığını ve Serkan'ın da bunu öğrendiğini söylediler bana. Ben büyük bir şok geçirdim. Düğüne az kalmışken ablam bunu nasıl yapar diye şaşkınlıkla karşıladım yani. Ablam yaptığından dolayı pişmandı ama Serkan onu affetmemişti. İyileşip evime döndüğümde ablamın her geçen gün daha kötü olduğunu görüyordum. Sürekli bana "Serkan'la konuş, o seni dinler, beni affetsin" demeye başlamıştı. Ben de bir süre sonra dayanamadım ve Serkan'a yazdım. Biz konuşmak için bir yerde buluştuk. Serkan'a ablamın ne kadar üzgün olduğundan falan bahsederken Serkan bana ters davrandı. Ablamı kesinlikle affetmeyeceğini falan söyledi. Diğer yandan ben içimdeki duygulara
engel olmaya çalışıyordum. Serkan'ın ablamı affetmeyeceğini anladığımda en azından biz arkadaş olalım dedim. Zaman geçtikçe arada bir Serkan'la buluşmaya, vakit geçirmeye başlamıştık. Bundan tabii ki ablamın haberi yoktu. Serkan'la her buluştuğumuzda daha samimi olmaya başladık. Ben artık duygularımı saklamak istemiyordum. Onu uzun zamandır sevdiğimi, ablamla birlikte olduğu için söyleyemediğimi, onu unutmak için başkalarıyla beraber olduğumu söylediğimde çok şaşırdı. Biz konuşmaya devam ettik. Onunla vakit geçirmek, gezmek bana çok iyi geliyordu. Onun da zamanla bana karşı bir şeyler hissedeceğini düşünerek görüşmeye devam ettim. Benimle vakit geçirmekten hoşlanırdı. Bir günse hiç beklemediğim bir şey oldu. Serkan bana ablamı çok özlediğini, onu affettiğini söyledi. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım, kendime gelemedim. Görüştükten sonra 2 hafta içinde evlilik kararı aldılar ve hemen evlendiler. O kadar acı çekiyordum ki tarif bile edemiyorum. Onlar ayrıldıktan sonra içimde bir umut yeşermişti. Konuşmaya başladığımızda, hislerimi öğrendiğinde o da beni sever zannetmiştim ama öyle olmadı. Onlar evlendikten sonraysa asıl olanlar oldu. Evlenip kendi evlerine geçtiklerinden 3 ay sonra ablam hamile kaldı. O zamana kadar sadece bir kere evlerine gitmiştim. O da tamamen ablamın isteği üzerineydi. Ablam hamileliği çok zor geçirdiği için en sonunda beni yanında istedi. Ev işlerine falan yardım edersin, benimle kalırsın dedi. Yok diyemedim, bir süreliğine yanlarına taşındım. Aynı evin içinde Serkan'la olmak kolay bir durum değildi. O benim hislerimi biliyordu çünkü. Bu arada ablam hamile olduktan sonra da çok değişti. Serkan'la sürekli kavga etmeye başlamışlardı. Serkan da hamileliği zor geçiyor diye hiçbir şey demiyordu. Ama ablam çok üzerine gidiyordu. Serkan'a sürekli sen beni aldatıyor musun, beni artık sevmiyorsun diyordu. Serkan da sürekli işten eve, evden işe giden biriydi aslında. Ablam sürekli üstüne gidince ona ben sen değilim, aldatmayı sen bilirsin dedi. Zaten orada aralarındaki ipler koptu. O günden sonra Serkan da eve geç gelmeye başladı. Aynı evin içinde olduklarında bile neredeyse hiç konuşmazlardı. Ben Serkan'a yemeğini hazırlıyor, yiyince de kaldırıyordum. Bir gece Serkan'ın içip eve geldiğini fark ettim. Ablam erkenden odasına geçmiş, uyumuştu. Ben mutfağı toparladığım sırada Serkan yanıma geldi ve arkamdan bir anda sarılarak ağlamaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım, tepki de veremedim. Bana sarılıp ağlamasını bitirmesini bekledim. Sonra ne oldu inanın bilmiyorum ama Serkan bir anda döndü ve beni öptü. O kadar garip hissettim ki ben de ona karşılık verdim. O daha ileriye gitmek istediğinde hemen geriye çekildim. Sarhoştu, ayakta duramıyordu. O yaptığının yanlış olduğunu fark ettiğinde ise hemen odaya geçti uyudu. Uzun zamandır ablamla yatmıyordu ve bizim ilk temasımız da o şekilde gerçekleşti. O günden sonra bana karşı olan tavırları da değişiyordu. Benden uzak durmaya çalışıp ablama yakınlaşmaya çalışıyordu ama gözü de bir yandan bendeydi. Bense ondan uzak durmak istemiyordum. Bir gece Serkan'ın uyumadığını, salonda televizyon izlediğini fark ettim. Üstümde bir gecelik vardı. Kısaydı, bayağı da dekolteliydi. Onu giyip salona geçtim, ortalığı toparlamaya başladım. Bana bakmamaya çalıştığını fark ediyordum. Yanından geçtim, önündeki yastığı falan kaldırmak istedim. Bana bu saatte toplama, git yat uyu, yarın toplarsın dedi. Ben de uyumak istemediğimi, uykumun olmadığını söyledim. Önünde eğildiğimde göğsümün gözüktüğünü biliyordum. Onun da uzun zamandır ablamla beraber olmadığını, ablamın onu sürekli reddettiğinin farkındaydım. Serkan'la beraber olmayı o kadar istiyordum ki bir şekilde onun aklını çelmeye çalıştım. O gün hiçbir şey yapmadı, kalkıp yatağına gitti. Birkaç gün daha böyle devam etti. Ablamın doğum zamanı geldiğinde bile ablamla Serkan kavgalılardı. Ablam doğumunda annemin yanında olmasını istedi. Serkan da ben de oradaydık. Ama çocuğun bir gün hastanede kalması gerekiyordu. O gün ablam yine sinirlenmiş, Serkan'ı eve göndermişti. Ben de eve gidip üstümü değiştireceğimi falan söyledim. O gün eve gittim. Serkan o kadar sinirliydi ki resmen burnundan ateş çıkacaktı. Fırsat bu fırsat diyerek toparlandım, çırılçıplak soyundum, karşısına geçtim. Yanına sokulup onu istediğimi, yıllardır sevdiğimi söyledim. Arkasını dönüp gideceğini, çok kızacağını zannettim ama öyle yapmadı. Bana karşılık verdi ve biz o gün birlikte olduk. O günden sonraysa hayatım değişti. Ablam eve geldikten sonra çocuğa bakması için yardım ettim. Hep yanında oldum. Loğusa döneminde daha hassas olduğu için Serkan'la araları daha da bozulmuştu. Bu dönemi çok iyi kullanmalıydım. Çünkü Serkan'la yakınlaşmak istiyordum. Ablam çocukla meşgul olduğunda veya uyuduğunda sürekli birlikte oluyorduk ve onun da hoşuna gidiyordu. Bana ablan gibi değilsin,
Yüzün gülüyor, beni çok memnun ediyorsun diyordu. Böyle söylemesi de çok hoşuma gidiyordu. Yatakta her istediğini yaptığımda bundan tahrik olduğunu, sürekli beni düşündüğünü söylerdi. Şimdi böyle anlatıyorum ama o zamanlar ne kadar yanlış bir şey yaptığımın farkında değildim. Serkan'a olan aşkım, sevgim çok başka bir boyuttaydı. Sürekli onunla beraber olma isteğim aklımı çelmişti resmen. Sürekli ablamla kavga etmelerini, tartışmalarını istiyordum. En büyük isteğimse boşanmalarıydı. Yeğenime üzülüyordum ama onun da böyle bir ortamda büyümesini istemiyordum. Zamanla aklıma kötü şeyler gelmeye başladı. Ablamı sürekli Serkan hakkında doldurmaya başladım. Serkan çok değişti. Kendi bakımına çok önem veriyor. Seni aldatıyor olabilir mi? Hiç şüphelendim mi gibi sorular sorup aklına bir şeyler sokmaya çalıştım. Ablam zaten çok hassas bir dönemde olduğu için hemen sorgulamaya başlıyordu. Bu sefer kavgaları artarak devam etti. Bir gün Serkan evden çıktı gitti ve çıkar çıkmaz da bana mesaj attı. Bir bahane uydur, evden çık, yanıma gel dedi. Ablama eve gitmem gerektiğini söyleyip evden çıktım. Serkan beni bir otelde bekliyordu. Oraya gittiğimde beni odaya çıkardı, benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşmaya başladık. Bana orada bir isteğinden bahsetti. Öğrendiğimde ne tepki vereceğimi bilemedim. Bana dedi ki, ben uzun zamandır iş yerindeki bir kadınla yatıyorum. Seni de bilmeni istedim. Yıllardır bir şey yapmak istiyorum. Kabul edecek misin dedi. Benim zaten başka bir kızla yattığını öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Sinirlendim. Ona aşık olduğumu, bunu nasıl yapabildiğini sordum. Ben sinirlenince o da sinirlendi. Benimle sadece yattığını söyledi bana. Onu kaybetmeyi hiç istemediğim için sakinleşmeye çalıştım. Benden ne istediğini sorduğumdaysa isteği beni daha da şok etti. Bana o kızı otele çağırsam onunla beraber olur musun? Onu başka bir kadınla sevişirken izlemek istiyorum dedi. Nasıl yani diyerek ayağa kalktığımda beni sakinleştirmek istedi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimi söylediğimde o zaman bir daha görüşmeyeceğiz buraya kadar dedi. Onu kaybetmek istemiyordum. Bu yüzden isteğini kabul ettim. Bana uzun zamandır bunu istediğini ama ablamdan isteyemediği için bana söylemek istediğini anlattı. Bunu diğer kız kabul ediyormuş. Söylediği şeyi kabul ettim. Kız otele geldi. İstediği gibi kızla ben bir yatakta birlikte olmaya başladığımızda o da sandalyeye oturup izlemeye başladı. Ben yaptığım şeye hiç odaklanamadım. Çünkü daha önce yaptığım bir şey değildi. Daha önce bir kadınla beraber öyle şeyler yaşamamıştım. Sonra Serkan da aramıza katıldı. Orada Serkan'ı bir başka kadınla paylaşmayı kaldıramadım. Gitmek istedim ama Serkan beni tutuyordu. Tabii bir şekilde o gün bitti, ben eve döndüm. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Serkan bana yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu, ablama, çocuğuna döneceğini, her şeyin aramızda kalmasını, bir daha aynı şeyleri yaşamak istemediğini söyledi. O istediği şeyi yaptıktan sonra da çok pişman olmuş ayrıca. Ben bu cümlelerden sonra bir daha onların yanında duramazdım zaten. Eşyalarımı falan toplayıp annemlerin yanına döndüm. 25 yaşıma gelene kadar sadece işe gidip geldim ve başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. Hayatıma kimseyi almadım ve sadece işime odaklandım. Benim Serkan'ı unutmam çok uzun zamanımı aldı. Onun bana hissettirdiklerini, yaşattıklarını, başka bir erkeğin bana yaşatabileceğini düşünmüyordum. Bir süre psikoloğa gittim, tedavi gördüm. Zaten çok sonra da gerçeklerle yüzleştim. Yaptığım şeylerden pişman oldum. Ama neye yarardı? Ablamın hiçbir şeyden haberi olmaması, onun arkasından iş çevirmem falan aklıma geldikçe rahat bir uyku yüzü göremedim. Bir ara ben her şeyi ablama anlatmak istedim ama yaptıktan sonra anlatsan ne olur ki? Huzurları bozulur dedim kendi kendime. Çünkü Serkan'la araları düzelmişti, mutlu gözüküyorlardı. 25 yaşıma geldiğimde yavaş yavaş hayatıma birilerini almaya, en azından birilerini tanımaya çalıştım. Şimdiki eşim çalıştığım kafenin devamlı müşterilerindendi. Onunla tanıştım, konuşmaya başladım. Eşim Almanya'da yaşıyordu ve sadece yazları burada oluyordu. Bana Almanya'ya gitmeden önce evlilik teklifi etti. Eğer evlenirsek Almanya'da yaşayacağımızı söyledi. Annesini, babasını trafik kazasında kaybetmişti, yalnız başınaydı. Bir kız kardeşi vardı, o da evliydi. Evlenme teklifini kabul ettim, 3 ay içerisinde evlendik. Almanya'ya taşındığımızda hayatım eskisinden daha iyiydi. Arada bir Türkiye'ye geldiğimde ailemi görüyorum. Ablam benimle görüşmek istediğinde ise evine asla gidemiyorum. Kendisinin yeğenimi alıp annemin evine gelmesini istiyorum. O şekilde görüşüyoruz. Çünkü Serkan'ı bir daha görmek istemiyorum. Almanya'da kurulu bir düzen yaptım. 27 yaşında hamile kaldım. Çocuğumu doğurduktan 3 sene sonra da
kreşe verdim. Bir süre sonra eşimin aracılığıyla da bir işe yerleştim. Uzun zamandır çalışıyorum. Türkiye'yi özlediğim zamanlarda YouTube açarak bizim insanlarımızın hayat hikayelerini dinlemeyi seviyorum. Size uzun zamandır yazmak istiyordum ama cesaretimi toparlayamamıştım. Ben de her şeyi anlatabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İnsan gerçekten biraz da rahatlamış hissediyor kendini. Benim hayat hikayem buydu ve daha yolun başındayım aslında. Ama yaptığım hatalardan ders çıkardığıma da inanıyorum. Kimsenin benim düştüğüm hatalara düşmesini istemem Mehmet Bey. Hiç kolay şeyler değil. Bunun vicdani yükü çok daha zor. Ve insanı yiyip bitiren de o zaten. Her başınızı yastığa koyduğunuzda aklınıza gelen şeyler keşke yapmasaydım diye sonlanıyor. Ama bu döngü her gece devam ediyor. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse de böyle şeyler yaşamasın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler Mehmet Bey. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar, uzun ve yorucu bir hayat hikayesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnsanın doğduğu ev, büyüdüğü anne baba insanın kaderini ne kadar da güzel bir şekilde biçimlendiriyor değil mi? Annenizin yaşadıkları, ablanızın kimden olduğunu bilmemesi ve cesareti hayranlık verici olsa da tercihleri ve insanlara yaşattıkları ne yazık ki pek fazla hayranlık uyandırmıyor. Çok doğru bir söz söyledin. Eşin çalışmazken, sürekli kavga kıyamet bir hayat sürerken bu kadar çocuk doğurma sevdası nedendir? Gerçi annen seni aldırmayı da düşünmüş ama anneannen izin vermemişti. Çocuk yapmak kolay olsa da aldırmanın, bir cana kıymanın büyük bir vebal olduğunu düşünüyorum. Madem aldıracaksın, baştan korunmak gerekiyor. Bak sen de karnındaki bir bebeğe veda etmek zorunda kalmışsın. Hem de ipe sapa gelmez, karısını aldatan bir adamın şiddeti yüzünden bunları yaşamak zorunda kalmışsın. Serkan'a beslediğin bu aşk ne yazık ki her seferinde seni kötü bir noktaya sürüklemiş. Tabi bu yaşadıklarının hepsini de aşka bağlayamıyoruz. Sen reşit bile değilken bir adama kaçmayı göze alabilen, adam karısını evden kovarken o evde kalmayı tercih eden bir kızsın. Her şeyi de hayata bağlamamak gerek. Belki de senin de söylediğin gibi bu tür ahlaksızlık, kavga ve yalanların bulunduğu evde büyümek seni etkilemiş olabilir. Bir insan bu kadar gözünü karartmamalı. Sen resmen Serkan'ın aklına girmek, onunla beraber olabilmek için her şeyi yapmışsın. Ablan iyidir, kötüdür, ben bilemem. Ama bu şekilde bir ihaneti hiç kimse hak etmez. Çimlerde tedavi olduktan sonra pişman olduğunu belirtmişsin. Bu çok normal. Çünkü pişman olunmayacak bir şey de yapmamışsın. Allah affetsin, evladınla beraber daha güzel bir şekilde yaşarsın inşallah. Bana ulaştığın için tekrar teşekkürler. Evet arkadaşlar, sizlerin de düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ben Mehmet. Bana ulaşmak için 0506-397-93-95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.